Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir oyun göstermek istiyorum. Beyazlarda Hindistan'ın yükselen ismi genç star Nihal Sarin oynuyor. Ve siyahlarda da dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Bu ikili Leeds'te çok fazla oyun oynadılar. Ve bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyun süresi birer dakika ve bakalım bu birer dakikada iki oyuncu neler yapmış. Beyazlar E4 ile başlamış ve siyahlar da D5 hamlesini görüyoruz. Magnus İskandinav savunması çok fazla deniyor aslında 1 artı 0'da ve burada da aynen onu gördük. E çarpı D5, vezir çarpı D5 ve at C3'ün devamında vezir tekrardan D8'e döndü. Şimdi at F3, at F6 ve tabii ki merkeze taş koyma vakti D4 ile. Şimdi fil G4 gelmiş Magnus. Amaçlarından bir tanesi ileride E6 sürmek. Bu sebeple fili C8'de tutmak istemiyor. H3, fil çarpı F3 ve vezir çarpı F3'ten sonra B7'nin istekte olduğunu görüyoruz. Bu sebeple onu kesmek adına, o çaprazı kapatmak adına siyahlar burada C6 geliyor. C6, fil E3 ve E6. Tabii ki bu fili de oynamak adına artık E6 hamlesini de yaptı. Kısa roku hazırlıyor. Ama bir sürpriz var. Nihal Sarin burada uzun rok atmış ve uzun roktan sonra muhtemelen planlarından bir tanesi G4 G5 sürmek olacak. O yüzden Magnus eğer kısa roku düşünüyorsa dikkatli olması gerekiyor. Şimdi burada at BD7 ve fil C4'ün ardından fil D6'ya artık G4 oynama zamanı. Rok ve şimdi G5. G5'ten sonra at D5'e geldi. Her ne kadar bu çaprazı kapatmış olsanız da şimdi ileride H4 H5 hamleleriyle direkt G6 sürmeye çalışacak ve belki bu fili D3'te kullanacak beyazlar. Burada Magnus'a karşılık beyazlar önce H4 ile başladı ve H4'e Magnus'un tercihi burada B5 olmuş. Şimdi B5'ten sonra zaten demiştik bu fil bu çaprazda çok fazla iş yapmıyor. Zaten o fil D3'e gelecekti. B5'te Magnus vezir kanadından saldırırken fili de aslında iyi bir kareye koydurmuş oldu ve beyazlar hemen fili D3'e döndü. Fil D3'e geldikten sonra vezir A5. Her ne kadar siz vezir kanadında bir atak yakalasanız da şah kanadınızda belli problemler var ve veziri hemen oraya aktardığınızda şah kanadınızı savunacak herhangi bir taş kalmıyor ve burada tabii ki çoktandır at C3 değişmediği için siyahlar ve beyazlar burada atını E4'e koymaya karar verdi. Şimdi artık at da şah kanadına saldırıyor. Aynı zamanda D6'daki fili de istiyor. Bu sebeple şimdi fili E7'ye koymuş ve H5'ten sonra da Magnus A2'nin düştüğünü görüyor ve hemen vezir çarpı A2 alıyor. Ama bu atak Magnus için yeterli mi onu göreceğiz. Ve işte o kritik hamle yapılıyor. Sonunda planlanan o İşte G5 H5 hamleleri yapıldı ve artık bu savunmayı yarma vakti ve G6 oynuyor. G6'dan sonra aslında siyahların bir kaçış yolu var. O da H6 oynamak. Ama tabii ki süreler 40 saniye olduğu için burada çok da fazla düşünmemiş Magnus ve H6'ya belki de hiç bakmamış. Buradan sonra işte Gf7, Kale F7'den sonra siyahların konumu gayet iyi kalırdı. Çünkü at E3 de değişebiliyor istediği zaman. Kareyi de F8'e koyduktan sonra bir problem gözükmüyor. Belki işte bu filin bu çaprazda olması sebebiyle birazcık strese girmiş olabilir. Çünkü beyaz karelerde ciddi sorunlar var. Ama yine de oyunun siyaha dönük olduğunu görürdük. Ama G6'dan sonra o beyaz karelerden çekinen Magnus Carlsen burada F5 oynamış ve gerçekten de bu çaprazı kapatmış oldu. Ama sadece o çapraz önemli değil. Çünkü kalelerinde hattı önemli olacak. F5'e hemen cevap H6. H6'dan sonra artık buradaki değişimler kaçınılmaz ve her iki kalenin de hattı açılmış olacak. Siyahların durumu birazcık zor gözüküyor ve buradaki boşta atı almış oluyor Magnus ve F çarpı E4 alıyor. F çarpı E4'ün ardından şimdi hatları tamamen açma vakti. G çarpı H7, şah 8'e gitti ve H çarpı G7'den sonra şah G7 ve kale G1'den önce tabii ki şahın H8'e saklanmasını önlemeniz gerekiyor. Bu sebeple hemen H hattını da açmaya çalışıyor. H hattı belki açık gibi gözüküyor ama H8'e bu kalenin bakması gerekiyor. O yüzden H8 bir vezir fedası. Şimdi kale çarpı H8 ve kale de G1'den sonra bir hamlede matı görüyoruz aslında. Çünkü fil G5
Tek hamle ve oradan sonra da kale geçmişte Şakmat bir çeşit Ula merdiven Yusen. batını burada işlemiş oluyor Nihal Sarı'nın bizlere. Hakikaten Magnus'un kötü kaybettiği oyunlardan bir tanesi ama bir dakikalık oyunda her şey olur diyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.